Selam. Yine ben geldim. Yine mini bir aktiviteyle geldim. Bugün kına yapacağız. Geçen makyaj masamı toparlarken böyle çekmecenin derinliklerinde kına buldum. Dedim ben eskiden bunu çok yapardım. Yine yapayım. Bugün o yüzden kına yapacağız. Ama kınalar çok eskiden kalma. Umarım tutar. Ya da bilmiyorum kına bozulur mu, bozulmuş mudur bilmiyorum. Yine akıbetini, sonunu bilmediğim bir videoyla güne başlıyorum arkadaşlar. Ben özellikle lise 3, lise 4, üniversite 1... Tam o aralıkta o kadar çok yaptım ki bunu. Dövme yaptıramıyordum. O yüzden kınayla dövme yapıyordum. Çok da hoşuma gitti. Dövme yaptıramamanın sebebi korkudan. Şurada bir tane küçük bir dövmem var. Bilen bilir. Böyle kalbe benziyor bir şey. Değişik bir şey. Neyse. Onu bile yaptırırken yapan kişiye, etraftakilere, herkese işkence çektirdim. Bağırış çağırışçasına. Sonunda hiç acımadı ama... Ne yapayım? Kulağımı küçükken deldirmişlerdi. Bir tanesi delikti, bir tanesi değildi. Küpe bakıyorum ama hep tek küpe bakıyorum. Çünkü tekine takabilirim. Öbürünü deldirmek aklımın ucundan bile geçmiyor. İmkansız bir şey benim için. Sonra hep böyle İzmir'de küpe baktığım bir yer var. En son artık dedi ki ya dedi tek küpe mi bakılır? Gel dedi diğer kulağında delelim. Yok dedim ben şey yapamam cesaretle. Hiç acımayacak dedi. İki küpe takacaksın ne güzel olacak falan filan bir şeyler. Neyse gittim oturdu. Sadece buraya bir tane delik açmak. Öyle 2 saat falan sürdü. Yani ben bağırıyorum. Hayır. 3'e kadar sayacağım de 2 dediğinde vur beklemeden olsun. Bir sürü şey söylüyorum adama. En son adam hatta yaparken bir anda kendimi çektim. O da sinirlendi çünkü bu sefer kendimi çekince daha yanlış şeyler olabilirdi. Öyle bir kaos içerisinde kulağımı deldirmiş biri olarak dövme benim için çok uzak. Nasıl yaptırırım, yaptırabilir miyim bilmiyorum. O yüzden en güzeli kına. Bugün de kına yapacağız. Kınalarım bunlar. Hala bunlar kullanılıyor galiba. Birkaç tane video izledim. Ama yani neyse bozulup bozulmadığını göreceğiz. Deneyeceğiz. Bu arada eskiden nasıl yaptığımla ilgili en ufak bir fikrim yok. Ama çok zorlandığımı hatırlıyorum. O zaman da hatta böyle birkaç tane video izlediğimde huni gibi bir şeyin içerisinde sıkarak yapıyorlardı. Çok kolay gözüküyordu. O yüzden bu hunilerin nasıl yapıldığını gösteren bir video izledim. Şimdi o videoda izlediğime göre önce kınalarımızı dolduracağımız hunileri yapacağız. Yani hepsi deneme yanılma yani. Bakalım, bakalım ne olacak. Umarım her yerimi kınaya batırmam ve annem beni öldürmez ve bilmiyorum. Hadi geçelim. Benim odamda üstünde iş yapabileceğim bir masa olmadığı için Irmak'ın odasına geliyoruz. Irmak'ı rahatsız etme. Ablacığım odanda çekebilir miyim videomu? Çekebilirsin. Sana da kına yaparım. Olur. Ders çalışma masasına oturmaya da uzun zaman olmuştu. Güzel çıktım. Aklımda kalmıştı ama yine videoyu açayım ki yanlışlık yapmayayım. Malzemelerimi gösteriyorum hemen. Şöyle bir toplu iğnem var. Makasım var. Bantlarım var. Bir de defter kabı. Ya birçok şeyden yapıyorlar. Yani böyle sağlam, biraz da esnek her türlü maddeden olur sanırım. Madde. Neyse geçelim. Öğrendiğime göre bunu kare kesmemiz gerekiyor. Çekile şuradan. Wow, şu karenin güzelliğine bakın. Parmağımızı buraya bastırıyormuşuz. Siz bunu daha iyi bilen birinden izlersiniz. Buradan dönmeye başlıyormuşuz şöyle. Böyle içindeki parçaları çekiyorum. Ucu ince olsun. Toplu iğneyi de böyle buradan sokuyorum. O iğneyi orada sıkıştırıyorum. Yukarı doğru çekiyorum içindeki parçaları. Uninin bitiş kısmını şöyle bantlıyorum. Çok rezil şeyler yapıyorum Irmak. Görmek istemezsin. Bant kesmeye çalıştım falan bant. Makasa yapıştı doğal olarak. Görevi yapışkan olmak ya. Şimdi bunun içine kınayı koyacağız. Bir sıkacağız her yere akacak. Ve annem beni öldürecek. Milattan önce kınamızı... Aa oksijen. Keselim bakalım içinde kına kına gibi mi hala? Yine bir pis işle karşıyayım ya. Önlemler bir yere gitmiş. Hemen. Şimdi size niye söylemediler anlamadım. Görmek isteriz diye. Akça pakça ellerim mahvolacak şimdi. Bunu nasıl yapıyormuşum ben? Unutmuşum. İzlediğim videolarda oksijenli su koyuyorlardı. Ben eskiden hiç oksijenli su falan koyduğumu sanmıyorum. Saç kınası bu zaten. Yani direct olarak su koyuyordum ama madem insanlar öyle yapıyormuş biz niye yapmayalım değil mi? Vardır bir bildikleri diye düşünüyorum. Birazcık oksijenli su koyacağım. Kafama göre koyuyorum ben. Çok da harcayamam canım oksijenli su. Ay çok pis işmiş. Ben bunu nasıl yapıyormuşum eskiden acaba?
Su önemli, içmeyi unutmayın. Çok sıvı olmuş olabilir, olmayabilir. Haydi bakalım. Irmak! Gel yardım et bana çabuk çabuk. Irmak, boka battım ablacığım. Ben yapmak istemiyorum, vazgeç. Çok kötü kokuyor çünkü, ben dayanamam. Acaba hemen vazgeçme, hemen yığılma. Ay, bozuk bir üçgen oldu. Bu üçgen böyle bir üçgenmiş, tamam mı? Aman tanrım Irmak. Neler yapıyorum ablacığım, ıslak mendil getir bana çabuk. Çabuk getir, elimde böyle is kalacak. Tam silam, oralar yine siyah kalır. Ne yapabilirim şu an? Yardım et bana lütfen. Ya Irmak, kötü müsün? Ya ne yaptın? Parmağımda ben oldu. Çabuk sil bunu. Dur. Bak her yere döküyorsun altından. Ne? Yere de döktüm. Aman Allah'ım. Ya yürü git bu evden ya. Ben bunu nasıl yapıyordum ya? Helal olsun bana. Allah'ım, nefret ederim. Her şeyden nefret ederim ben. Ya neden öyle diyorsun? Ne istiyorsun ha? Ablam baksana elimin altına, her yer kına oldu. Bak öyle öfkeli hareketler yapma ablaya. Ya. Bak tüm masamı da mahvettin ya. Bir daha gelme odama. Ya bak güldürüyorsun. Güldürdüğün için daha bozuk oluyor. Ama fırça mı bulsan abla? Bu iş neyle beceremedi? Çünkü iğrenç bir şey. Bir daha içine kadarını doldurur ya. Doldurmayacağım tabii ki de. Olduğu, yetmez ki o kadar. Olduğu kadar olmaz. Arkasından da çıkıyor ayrıca, yürüsü zaten. Çıktı yani. Zaten. Pislik olduk, iyi mi? Ne yapıyorsun? Geri nasıl tutacaksın abi? Git buradan ya. Yerdeki de kurudu. Allah razı olsun senden. Böyle yapayım ben. Of be, mis gibi böyle yapıyor. Ben eskiden de böyle yapıyordum işte. Ne alengirli işlere kalkıyorum. Yok hunimiş de yok bilmem neymiş. Gidir videolarımın başında yapmaya çalıştığım şeyler hep başarısız oluyor. Farkında mısınız? Ama sonuçtan memnun kalıyoruz. O yüzden bu videodan da ümitliyim. Aa, bunlar ne peki? Şunlara bak, yaptık artık. Ne kadar kalıyor bu acaba? Ay, iğrenç bir şey yaptım buraya. Uyduruktan teyari. Daha fazla yapmak istemiyorum. Çok iğrenç oldu. Ha, bir de yamuk yapmışım. Yamuk yapmışım. Bak. Böyle bir iyi ki yapmışım. Ay, en başarısız videom falan oldu. Neyse. Yani değil. Zaten sonucunun böyle bir şey olabileceğini tahmin ederek başlamıştım. Çok da fazla yapmak istemedim. Zaten beceremedim de adam akıllı. Bir de şuradaki küçük sarı tüyücüklerim simsiye olacak diye korkuyorum. Olacak galiba bir kısmı ama. Böyle bırakmak istiyorum bunu. Masası. Bu yerde güzel noktada benim eserim. Vahşet bir videoydu. Karşısını zor temizledim. Yüzümde bile var. Yani onları sildim ama. Tırnağım falan mahvoldu. Neyse, takma tırnak zaten, bunları sökelim de elimin içinde şöyle bir siyahlık kaldı, parmağım. Burada iğrenç bir desen oldu. Yamuk, yamuk bir desen. Aman tanrım. Kına nasıl yapılmaz videosu olarak koyacağım bunu. Piraj duruyor mu? Yani orta duruyor. Çok mu kötü? Uzaktan fena değil gibi. Irmak. Yaklaşık bir kilometre uzun. Aman tanrım. Gerçekten üstünü... İçecek. Kahve varmış kahveçim. Tam rezil videosu bu. Abi de yıkayacağız. Kesin bunu böyle yarısı tutacak, yarısı tutmayacak. Şu an siyah haliyle. Elim mahvolmuş. Gözükmüyor kamerada ışıkta. Ya abla yeter artık. Ne yapacağım ben? Biraz işte gözüküyor. Gözük o zaman. Eskiden ben buraları var ya, ne şekiller şükürler yapıyordum ama. Nasıl yapıyordum Irmakcan? Ne? Araştır oradan, kaç günde çıkıyor bu? Ya! İğrenç dedim ya sana zaten, sen beni dinlemiyorsun ki. Hint kanası mı o? Saç kanası. Hint mi ama? Ne bileyim ben. Kaç günmüş, yavaş söyle. Kız denize de gidemem, böyle kalır izi bunun, beyaz beyaz. İyiydi yalım. Bitin ya diş macunu, tuzlu su, saç kremi, limonlu karbonat ve hidrojen peroksit Hint kınasını çıkarmaya yardımcı olabilecek seçenekler arasında yer almaktadır. Hidrojen peroksit hemen bulabilirim diye düşünüyorum.
Sabah dayanamayıp ellerimi biraz daha boyadım. Yani çok da fena olmadı gibi. Dün çok ağlandım ama o kadar da kötü değil. Bir tırnaklarımı çıkarttım. Zaten takma tırnak da onlar rezil oldu. Neyse. İşte budur. Bence güzel yani. Yine garip bir video. Yüzük de ekledim. Güzel ya. Sevdim ben bunu. Öpüyorum sizi. Bir sonraki enteresan bir aktivitemde yine ucu belirsiz bir videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.